Spor Yan'dan herkese merhabalar. Son dakika spor haberleriyle karşınızdayız. Videoya devam etmeden önce kanalımıza abone olarak ailemize katılmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler. Okan Buruk yönetiminde son 14 resmi maçını kazanarak 1959'dan bu yana kırılamayan galibiyet rekorunu kıran Galatasaray'da yüzler gülüyor. Peş peşe alınan başarılı sonuçların yanı sıra sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Icardi'nin yükselen formu da Türkiye'de olduğu kadar dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Özellikle Fransa ve Arjantin basınının yakından ilgilendiği Icardi hakkında Fransız yayın organı Maxifoot, Galatasaray'ın Icardi'nin attığı goller sayesinde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde yer aldığını aktarırken, Arjantin'de faaliyet gösteren Info ve gazetesi ise Icardi'nin son oynanan Ümraniye maçındaki performansı hakkında şu ifadelere yer verdi. Icardi, Türkiye'de liderliğini koruyan Galatasaray'ın tek figürü olmaya devam ediyor. Ümraniye maçında gösterdiği performansla kahramanlaşarak taraftarın sevgilisi oldu. 52 bin coşkulu taraftar önünde patlama yaşayan Icardi, İstanbul'da eski günlerinden esintiler sunuyor. Ligde işleri rayına oturtan Sarı Kırmızılar bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Van Aanholt ve Seferovic'le yollarını ayırarak yabancı kontenjanında yer açan Cimbom'da transfer için düşünülen ilk bölgelerin kanat ve santrofor mevkileri olduğu aktarıldı. Bu bağlamda Romalı Zaniolo ve Chelsea'den Pulisic'le ilgilenen Galatasaray, sezon sonu yapılacak olan transferler için de kolları sıvamış durumda. Önümüzdeki yıl mutlaka Avrupa'da da başarı isteyen yönetim bir fırsat transferi için beklemeye başladı. Liverpool'da büyük umutlarla transfer edilen ancak yeterince forma şansı bulamayan Naby Keita'nın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen Sarı Kırmızılar nabız yokluyor. Kulislerden sızan bilgilere göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki Keita da bu ilgiden memnun. Ara transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe transfere doymuyor. Daha önce Samet Akaydın, Emre Demir, Jadon Osterwold gibi ses getiren transferleri imza atan Sarı Kanarya'da gündeme gelen son isim Real Valladolid forması giyen Mikael Malsa oldu. Ön libero ve merkez orta sahada görev yapabilen 26 yaşındaki yıldız, kadro rotasyonu için Jesus'un onay verdiği isimlerin başında geliyor. Fenerbahçe'nin bu transfer için harekete geçtiği, ancak yapılan teklifin İspanyol kulüp tarafından az bulunarak reddedildiği de gelen bilgiler arasında. Sarı lacivertlerin ismi sürpriz bir şekilde iki dünya yıldızıyla da anılmaya başladı. Paris Saint-Germain'e transferi evrak eksikliği yüzünden suya düşen Chelsea'li Hakim Ziyech ve Rusya'ya transferi son anda çıkan anlaşmazlıklar neticesi gerçekleşmeyen Isco, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Özellikle Ziyech transferini fırsat olarak gören yönetim, 29 yaşındaki faslı oyuncunun şampiyonluk yolunda takıma hava katacağı görüşünde. Yapılacak teklif ise sezon sonuna kadar kiralama ve ardından makul bir satın alma opsiyonu olacak. Ziyech konusunda ilerleme kaydedilemesi durumundaysa, bonservisi elinde olan Isco'nun transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a çağrılacak. Fenerbahçe'de bir başka gündem maddesi ise Ferdi Kadıoğlu. Özellikle bu sezon oynadığı futbolla adından söz ettiren milli yıldızın ismi İtalyan kulüp Napoli ile anılıyordu. Fransa'da çıkan bir habere göre ise Ferdi konusunda bir başka çizme ekibi harekete geçti. Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve son olarak mali usulsüzlük nedeniyle 15 puanı silinen Torino temsilcisi Juventus, şimdiden önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmek istiyor. Bu bağlamda gündemdeki ilk isim Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu. Transfer için 15 milyon euroyu gözden çıkaran İtalyan ekip Fenerbahçe'den gelecek cevabı bekliyor. Fenerbahçe yönetimi ise 20 milyon euronun altındaki hiçbir teklifi kabul etmeyecek. Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a İtalya'dan kötü haber geldi. Kara Kartal'ın bir süredir ilgilendiği ve kulübü Verona'ya sezon sonuna kadar kiralama ve 2,5 milyon euro satın alma opsiyonu teklif ettiği Bentaleb konusunda İtalyan kulüp red cevabı verdi. Piyasa değeri 5 milyon euro olan Bentaleb konusunda Verona'nın 4 milyon euronun altında bir teklifi kabul etmeyeceği bildiriliyor. Beşiktaş'la Verona arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Beşiktaş'la ilgili sürpriz bir transfer hamlesi de yurt içinden geldi. Bir süredir Fenerbahçe'nin ilgilendiği, ancak Sarı Kanaryaların yaptığı 1,5 milyon euroluk teklifi Karagümrük tarafından reddedilen Borini konusunda yönetim harekete geçmeyi planlıyor. Karagümrük'ün istediği 2,5 milyon euroya karşılık, pazarlığı 2 milyondan açacak yönetim,
Makul bir zeminde anlaşılması durumunda transferi gerçekleştirerek ezeli rakibine çalım atmayı hedefliyor.